Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz helikopterlerimizi entegre etmeye başladığımız milli Temren gemi savar füzesi. Peki bu füze nedir? Ne işe yarar? Veya Atmaca'dan farkları neler? İncelemeye başlayalım. Bir ordunun kalite seviyesini arttırabilmesi için farklı tipteki araçlarına farklı tipte çözümler bulması gerekir. Mesela helikoptere ayrı füze, uçağa ayrı füze, gemiye ayrı füze, hepsi birbirinden farklı amaçlar için. İşte deniz konusunda gemi savar füzeler için de aynısı geçerli. Gemiye taktığınız bir gemi savarı, helikoptere entegre edemeyebilirsiniz veya ana amacı karşılayamaz. Bunun için başka çözümler gerekli. Temren de bu amaç için Roketsan tarafından geliştirildi. Kendisi deniz helikopterlerinde kullanılan bir gemi savar füze. Aslında 2017 tarihinde envanterimize girmeye başlamıştı. Ama bütün Seahawk yani deniz helikopterlerimize şimdi entegre edilmekte. 2017'de başladığını düşünürsek muhtemelen tamamlanmak üzere. Daha öncesinde S-70 helikopterlerimizde Norveç yapımı Penguin gemi savar füzesi kullanılmaktaydı. Bu Penguin'ler MK1 ve MK2 olmak üzere bizde iki farklı şekilde. MK1 1960'lı yıllarda geliştirildi ve envanterimize 1975'lerde girdi. 60 adet aldığımız bu füzeyi hücum botlarımızda kullandık. Bakın helikopterde değil hücum botlarda. O dönemler için ortalama gibi olsa da ileriki zamanlar için aşırı yetersizdi çünkü menzili 20 kilometre. Bırakın hücum botları, bu füzelerle ancak küçük botları avlayabilirsiniz. Hücum botlar bile bu zamanda 200 kilometre menzilli gemi savarlar taşıyorlar. MK1'leri atana kadar 10 kere batmış olursunuz. Penguin MK2'lere gelirsek kendi içinde 3 farklı varyantı var. Bizim kullandığımız en gelişmiş olan Penguin MK2 Mod 7. Deniz helikopterlerimiz için 2002 yılında 16 adedi zar zor almıştık. Norveç insan haklarını ihlal ettiğimiz gerekçesiyle satışına izin vermemişti. Terörist öldürmek ne zamandan beri insan hakları olmuş. Ama Avrupa Birliği başvurumuzda bu sıkıntı çözüldü. Daha sonra bu füzeleri beğendik. Çünkü 120 kilogram savaş başlığı var, 34 kilometre menzili var ve yüksek hızlarda ığre güdümüyle yakalanması biraz daha zor. Bir 16 adet daha almaya karar verdik, tabi bu sefer vermediler. Şöyle bir bilgi, Yunanistan'da bu füzelerin mod 2'sinden 75 tane, mod 7'sinden de 45 tane var. Yani bize de lazım. Kaldık 16 taneyle, alamıyoruz da biraz didindik, idare ettik ve kendimiz yapmaya karar verdik. Sonuçsa yıllar sonra Roketsan ürünü Temren füzesi. Temren, UMTAS antitank füzesi üzerinden geliştirilen bir gemi savar füze. Adını mızrakların ucundaki delici parçadan almış ve aynı şekilde gemileri delebilmekte. Menzili ise 18 ve 30 kilometre olmak üzere iki farklı şekilde. 30 kilometre giden haliyle biraz daha büyük. Yahu o kadar füze yapılmış 30 kilometre menzil nedir diyebilirsiniz ama böyle olmasının sebepleri var. İlk sebep bir helikoptere uzun menzilli büyük füzeler sığdırmanın zor olması. Bunun yerine birkaç tane küçük koymanız daha etkili olabilir. Ayrıca bu helikopterleri öyle büyük fırkateynlere, destroyerlere karşı zaten kullanamazsınız. Yavaş ve açık bir hedef olduğunuzdan yaklaşamazsınız bile. Bu gemilerde her türlü önleme sistemleri var. O yüzden Temren gibi füzelerin amacı nispeten daha az hava savunması olan hücum botları ve küçük botları durdurmaktır. 30 kilometre olan hücum botları için, 18 kilometre olansa küçük botlar için. Hücum botların yüksek füze seviyesinde hava savunmaları olmadığı için kovalayarak vurmanız mümkün. Füzemiz 2017 Deniz Kurdu tatbikatında da denendi ve hareketli bir hedefi vurdu. Yani böyle bir kabiliyetimiz artık var. Toplamda 30'a varacak Seahawk helikopterlerimiz doldurulmaya devam edecek. Ancak şöyle bir uyarı. Temren, Phalanx tarzında hava savunma sistemlerinin engellemesi gereken temel füze çeşitlerinden. Hedefine ulaşamadan vurulma ihtimali yüksek. Dünyadaki muadillerine de göz atarak bitirelim. İlk muadil Fransız ve İngiliz üretimi Sea Venom. Daha testleri yeni yapılmakta ve 2022'de teslim edilmeye başlanacak. Gelişmiş sensörlü ve bizimkine rağmen küçük olsa da menzili sadece 20 kilometre. Üstelik 30 kilogramlık bir savaş başlığı var yeni olmasına rağmen. Yani dünyadaki bu amaçla yapılan diğerleriyle eşdeğer konumdayız. Menzili fazla olaraksa 70 kilometre ile Exocet AM-39 ve 100 kilometre ile Marte'ye örnek gösterebiliriz. Fransız ürünü bu füzeler helikopterler üzerinde denenmiş olsa da sadece denendi. Genelde jetler üzerinde kullanılmakta. Abartı örnek olaraksa Rus yapımı KH-35V'lere bakabiliriz. 145 kilogram savaş başlığı taşıyabilen bu büyük füzelerin menzili 300 kilometre. Ruslar yine bir şeylerin tadını kaçırmış.
Zaten büyük helikopterlerden atılabilir olsa da pek helikopterler için kullanıldığını söyleyemeyiz. Normal halini geneliyle uçaklarda ve gemilerde görüyoruz. Evet dostlar, sonuç bu şekilde. Peki siz Temren füzesini nasıl buldunuz? Gelin yorumlarda geniş bir şekilde tartışalım. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.